Aşağıdakilerden hangisi biyokütleden biyoenerji üretiminde kullanılan maddelerden biri değildir? Mısır, buğday, hayvansal atıklar ve kanalizasyon suları biyoenerji eldesinde kullanılır. Ama yemek tuzu biyoenerji eldesinde kullanılmaz. Dolayısıyla cevap B şıkkı diyebiliriz. Aşağıdaki yakıtlardan hangisi atmosferdeki net karbondioksit oranını değiştirmez? kömür, doğalgaz, benzin ve LPG açığa çıkarttığı karbondioksit gazından kaynaklı karbondioksit miktarını arttırır. Ama biyo yakıtlar bu miktarı değiştirmez. Dolayısıyla cevap C şıkkı diyebiliriz. Aşağıdaki enerji türlerinden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir? Motorin, lingit, doğalgaz ve nükleer enerji yenilenebilir enerji kaynakları değildir. Jeotermal enerji yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Dolayısıyla cevap D şıkkı diyebiliriz. Aşağıdaki yakıtlardan hangisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır? Hidrojen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Benzin, motorin, LPG ve fuel oil yenilenebilir enerji kaynakları değillerdir. Sürdürülebilir bir kalkınma için yukarıdaki enerji kaynaklarından hangilerinin aşırı kullanımı uygun değildir? Biyo yakıtlar, kömür ve hidrojen demiş. Kömürün aşırı kullanımı uygun değildir. Biyo yakıtlar ve hidrojen ise Zaten yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Dolayısıyla cevap yalnız 2, yani B şıkkıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi ve dalga enerjisi yenilenebilir enerji kaynağıdır. Ama nükleer enerji yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. Dolayısıyla E şıkkı yer almaz.